Merhabalar sevgili Yengeç Burcu, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Kasım ayı tarot yorumu yapacağız Yengeç Burçları için. Bakalım sevgili Yengeçler neler söyleyecek kartlar bize. Yengeç Burcu Kasım ayı tarot yorumu. Yengeç Burçları. Özellikle ikili ilişkilerde sevgili arkadaşlar, ikili ilişkilerde, evliliğinizde, ortaklığınızla ilgili geriye dönme ve bir şöyle bir şey var, sanki eski partner, eski sevgili ya da şu anki hali hazırdaki ilişkiniz ya da evliliğinizle ilgili geçmiş konuların tekrar açılması ve bu konuyu tamamlamak adına ilerleyeceğiniz bir durum söz konusu. Şimdiye kadar ertelediğiniz, şimdiye kadar cevap vermediğiniz, şimdiye kadar kendinizi geri çektiğiniz, inatla yerinizi korumak istediğiniz, belki de örnek veririm. Evliliğinizde sorun yaşıyorsunuz, inatla boşanmak istemiyor olabilirsiniz ve artık bu inadın boşa gittiğini, yani boşa olduğunu anlayabilirsiniz. Artık tamam diyebilirsiniz. Yani sanki siz burada biraz daha, özellikle de karşı taraf, özellikle de partner inatla böyle ayrılmak istememesi ya da bir şeyi sabit bir şekilde orada olan, yani başka bir açıyla bakmaması gibi durum söz konusu. Ve sizin de biraz daha böyle enerjik, neşeli ve heyecanlı davranmanız, tutkulu davranmanız karşı tarafı sizi ittirebilir. Bunu söyleyebilirim. Yani karşı taraf biraz daha böyle kendini geri çekme modunda olacak Kasım ayında. Siz her ne kadar görüşmek isteseniz de, birlikte olmak isteseniz de biraz böyle gelip karşı tarafın sizi ittiği, engellediği, görüşmek istemediği gibi tavırlar söz konusu olabilir. Ya da geçmişteki bir kişinin, geçmişteki ex partnerlerden birinin tekrar size gelmesi gibi de bir süreç söz konusu olabilir. İki tane senaryo var burada. Ya siz bunu, siz gideceksiniz bir şekilde, karşı taraf sizi istemeyecek, istemeyecek demiyorum. Karşı taraf biraz böyle sizi geri planda itebilir, hayır diyebilir bir şekilde. Ya da karşı taraf size gelecek, siz onu istemeyebilirsiniz. Bu tarz enerjiler söz konusu gibi görünüyor. Aynı zamanda finansal konularda yeni bir yol var sevgili arkadaşlar. Yeni bir durum var. İki yol arasında kalma, iki seçenek arasında kalma, finansal konularla ilgili bir karar vereceğiniz bir süreçten geçebilirsiniz. Kader dönüyor. Finansal konularla ilgili kader çarkı çıktı. Sizin bu alanlarla ilgili, kısmetiniz, nasibinizle ilgili, ekonomik durumunuzla ilgili değişimlerin olabileceği bir ay. Aynı zamanda sevgili yengeçler, ve burada artık siz bir döngüden bitip bir diğer bir döngüye doğru ilerleyeceğiniz bir durum söz konusu. Karar vereceksiniz. Belki işten ayrılıp başka bir işe girme, iş değiştirme ya da başka yeni böyle tanışacağınız, iş yapacağınız kişilerin olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Yakın çevrenizden destek görebilirsiniz. Yine yakın çevrenizden bir fırsat, bir şans görebilirsiniz. Şehir dışı bağlantılarınız söz konusu olabilir. Eğitimle ilgili, özellikle de yüksek eğitim alıyorsanız, yüksek eğitimle ilgili konularınızın daha böyle rahat yapabileceğiniz, daha böyle kendinizden emin adımlar atacağınız ve göz önünde olacağınız da bir ay aynı zamanda. Böyle şehir dışı olaylar olabilir, yurt dışı olaylar olabilir. Biraz daha böyle manevi konulara biraz daha fazla yönelebilirsiniz. İlahi konulara biraz daha fazla yönelebilirsiniz. Aynı zamanda ne istediğinizden emin bir şekilde adım atacağınız da bir ay gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda biraz da böyle sevgili yengeçler, evde oturmak isteyeceğiz ya. Pek böyle çalışma isteği yok gibi. Evde böyle keyfimize bakmak isteyeceğiz.
konforumuza, keyfimize, ya beni ellemeyin diyeceğimiz, uyumak isteyeceğimiz, evden çıkmak istemeyeceğimiz de bir ay. Sık sık bunu yapabiliriz. Evde zaman geçirmeyi çok fazla yapabiliriz. Aynı zamanda kariyer hayatımızla ilgili yine çalışacağımız, kendimizi göstereceğimiz, emek vereceğimiz durumlar söz konusu. Sanki yeni başlanmış da bir şekilde kendimizi göstermek gibi bir durum olabilir. Anneyle ilgili gündeminiz olabilir, anneyle ilgili uğraşlarınız olabilir. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Aşka meşke yine böyle her zamanki gibi istekli ve iştahlı başlayabiliriz. Biraz daha heyecanlı, biraz daha arzulu olabiliriz. Biraz daha böyle organizasyonlar yapabiliriz. Gittiğimiz ortamlarda flörtöz enerjilerde olabiliriz. Kaşımız gözümüz ayrı bir oynayabilir sevgili Yengeç Burcu. Ya da çocuklarımızla ilgili bir durum varsa bu çocuklarımızla ilgili konular için harekete geçeceğimiz de bir durum var aynı zamanda. Ve sevgili arkadaşlar, sosyal çevrede yine bizi seven insanlarla bir araya gelmek, yine bizi seven kişilerle görüşmek, eğlenmek, duygusal bağ kurmak, aynı zamanda onların manevi desteğini hissetmek gibi süreçlerde söz konusu olacaktır. Biraz daha gündelik hayatımızda ailevi konulara yönelebiliriz. Gündelik hayatımızda yine aile işleriyle uğraşacağımız, sevdiğimiz insanlarla uğraşacağımız, onlarla görüşeceğimiz, bir araya geleceğimiz durumlar söz konusu. Çok fazla ailevi konuların ön planda olabileceği, ailevi konular olmasa bile sevdiğiniz insanlar, duygusal bağ kurduğunuz kişilerle çok fazla görüşmek isteği, bir araya gelme isteği, onlarla zaman geçirme isteği gibi durumlar olabilir. Sağlığa dikkat edin. Özellikle de mide kısmınız olabilir. Mide ve genital bölgeler sıkıntılı olabilir. Buna dikkat edin diyebilirim. Sevgili arkadaşlar, biraz böyle iç dünyanızda kararsızlık yaşama, ne istediğinizi bilememe, bir türlü bir şeylerden tat alam, ya mutlu muyum, mutsuz muyum, bunu bile bilmiyorsunuz. Ya ben mutlu muyum acaba böyle? Böyle bir mutlu olsam mı, olmasam mı, gülsem mi, gülmesem mi? Her şeyde bir ikilem yaşama, kararsızlık yaşama gibi durumlar söz konusu olacaktır. Siz Yengeç Burcu için. Devam edelim bakalım. Yengeç Burcu, Kasım ayı diyoruz Yengeç Burçlarına. Yengeç Burcu, Kasım ayı. Yani biraz böyle umursamaz enerjiler ve kırıcı durumlar söz konusu olabilir. Bu kırıcı durum ve umursamazlık, hani açılımın ilk başında söylemiştim, biraz böyle karşı taraf gelebilir ve siz umursamaz davranabilirsiniz, engelleyebilirsiniz, görüşmek istemeyebilirsiniz diye. Burada da bu çıktı. Böyle bir durum söz konusu ve burada biraz da kırıcı olma çıktı aynı zamanda ek olarak. Aniden gelişecek bazı sürpriz gelişmelere de açık olun sevgili arkadaşlar. Bir ani gelişecek bir durum söz konusu. Yeni fırsatlar var sevgili arkadaşlar. Büyük aşklar var. Evet, zaten burada söylemiştim. Biraz böyle aşkta meşte gözümüz oynayacak diye. Evet, yeni aşklara da açık olduğumuz bir durum. Yeni fırsatlara. Ve bir şekilde de kırılma noktası var. Artık hayatınızda bir döngünün bittiği görünüyor. Zaten buradaki kader çarkıyla finansal olarak bir dönüşümden geçeceğinizi de biz söylemiştik. Bu gelen kartımızda da artık bir kırılma noktasında olduğunuzu bize söyledi ve destekledi gelen kartlar. Evet, devam edelim bakalım. Mesajımız ne olacak diyorum Yengeç Burcu için. Üzüntü, iyileşmek için zaman harca, kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Evet sevgili Yengeç Burçları, yani Yengeç Burcu olup da üzüntü olmaması gibi bir durum yok zaten. Her şeye üzülen değil ama duygusal insanlarız. İster istemez çabuk kırılıyor, çabuk alınıyoruz. Burada da yine bir üzüntü yaşama gibi bir durum olduğunu söyledi bize. Bir üzüntü var evet, ama bu üzüntüyü ben yine bu ikili ilişkilerle ilgili durumdan alacağım. Evliliğimiz ya da birlikteliğimizle ilgili. Üzülebilirsiniz çünkü bir geri itme, kabul görmeme gibi durum olabilir. Ya siz bunu yapacaksınız ya karşı taraf yapacak zaten.
kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Affet diyor kartımız. Sizin mesajınız Kasım ayı için affet dedi yengeç burçlarına. O zaman ne diyoruz her zamanki gibi aldık kabul ettik diyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.